Destekhal kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber sayısal 315.si Duran'ın günlük rutinini, son bir ayda neler yaptığını ve deneme rutinini konuşacağız. Kesinlikle çok önemli çünkü Duran son bir ayda netlerini aşırı fazla yükseltti. Çok fazla konu eksiğini kapattı. O yüzden bunları çok dikkatli dinlemenizi istiyoruz. Arkadaşlar videoya geçmeden önce daha fazla biz 2 günde bir kesinlikle video atıyoruz. Bu videolardan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın ve videoyu beğenirseniz de beğenmeyi unutmayın. Şimdi hemen ilk sorumuzla başlayalım. Duran, günlük rutinin nasıldı? Sabah saat kaçta kalkıyordun ve günlük kaç saat çalışıyordun? Genel olarak günlük rutininden bahsedecek olursam benim işte bloklarım vardı. Ama çok saatleri net belli olmasa da şey şeklinde, kahvaltı için uzun bir mola veriyordum. Öğle yemeği için uzun bir mola veriyordum. Bir de öğle yemeği ile akşam yemeği arasında uzun bir mola veriyordum. Bir de akşam yemeğinde de artık, yani uzun bir mola değil de akşam yemeğini yiyordum. Artık zaten çok bir şeyim kalmıyordu çalışacak. Ne çalışacaksam çalışıp yatıyordum. Böyle bir düzenim vardı. Sabah kaçta kalkacağıma gelirsem 7.30'da kalkıyordum sabah ve yaptığım ilk şey AYT fen denemesi çözmek oluyordu. Bir tane AYT fen denemesi çözüyordum kesinlikle. Bu işte bilgisayar mal olur, 3-4-5 olur. 3-4-5'in çok yararını görmüştüm. 3-4-5'i çözüyordum genelde. Bir tane çözüyordum. Sonra kahvaltı yapıyordum. İşte 1.5 saat içinde çözüyordum denemeyi. Sonra kahvaltıya gidiyordum. Kahvaltıdan sonra da Türkçe denemesi çözüyordum bir tane. Bu çıkmış soru ya da yayın denizi denemesi oluyordu genelde. Sonra Türkçe denemesini bitirdikten sonra, tabii denemeleri çözdükten sonra kesinlikle yanlışlarıma bakıp sonra ufak bir konu hatırlaması yapıyordum. Onun için mesela fen denemesi 1.5 saat sürmez normalde. Ama bitirdikten sonra direkt yanlışlarıma bakıyordum ve konu çalışıyordum. Onun için biraz uzun sürüyordu. Türkçe denemesini bitirdikten sonra da eğer zamanım varsa 2 tane TYT sosyal ve fen branş denemesi çözüyordum. Zamanım yoksa da 1 tane çözüyordum. Onu bir tane çözdükten sonra da öğle yemeği zamanı gelmiş oluyordu zaten. Öğle yemeği için bir mola veriyordum. Uzun moladan sonra, kafamı dinlendirdikten sonra biraz bir tane TYT genel denemesi çözüyordum. TYT genel denemesi çözemeyecek durumdaysam, çok yorgunsam bir tane TYT matematik denemesi çözüyordum. Onun dışında TYT denemeyi bitirdikten sonra genel deneme ya da matematik denemesine bunun konu analizini yapıyordum. Genelde son zamanlarda 5-6 yanlış çıkarıyordum matematikten açıkçası. Onun için de biraz konulara bakmam gerekiyordu. Soru bankasından çok fazla soru çözmüyordum ama en azından nerede yanlış yapmışım, işte soru çözümlerine bakayım, nasıl çözülmesi gerekiyor diye bakıyordum. O da biraz zamanımı alıyordu. Ondan sonra denemeyi bitirdikten sonra eğer kafam alacaksa, çok yorgun değilsem eğer, bir tane AYT matematik denemesi çözmeye çalışıyordum. Bu da genelde acil denemesi oluyordu. Ama AYT matematik denemesi çoğu zaman çözecek durumda olmuyordum. Çünkü çok fazla deneme çözdüğümde kafam yoruluyor ve çözecek halim kalmıyor. Onun için şeyden sonra, bu deneme işlerim bittikten sonra, zaten fark ettiyseniz biraz deneme ağırlıklı bir programım vardı. Tüm denemelerimi bitirdikten sonra kazandığım sorularımı çıkarmıştım. Hatta Mustafa da biliyordur. Bir tane dry dosyası açmıştım, işte paylaşmıştım. Onların hepsinin çıktısını almıştım, tüm soruların. İşte sosyal, fen, matematik hariç hepsinin çıktısını almıştım. Oradan hepsini böyle birebir çözmesem bile sorulara göz gezdirmek açısından en azından bir 2-3 saatimi veriyordum onlara. Sosyal olsun, fen olsun, fizik olsun, AYT açısından onlara bakıyordum. Ondan sonra peki bu kazanımları neye göre çözüyordun Duran? Hangi derslerden çözüyordun genelde? Kazanımları genelde şeyden çözüyordum. Sosyalden böyle sözel kısımlarını, zaten sosyalin hepsi sözel de, sosyali çözüyordum sözel olduğu için. TYT fende filan bu ezber konular var. Fizikte bilim adamları filan var. İşte kimyadaki ezber konular var. Oradan şeye böyle çok fazla konu çalışmak istemiyordum açıkçası. Sadece soruları görmek için kazanım testlerini çözüyordum. AYT fizik, AYT fen açısından da yine aynı şekilde, o modern fizik gibi, işte modern fizik ben çözmedim aslında ama ezber olan kısımları daha çok çözüyordum. Diğerlerini biraz kolay kaçıyordu benim için yani. Kazanımlar bence de bir tık daha kolay. Onun için zaman harcamak istemiyordum onlara. Peki Duran, herkes bunu büyük ihtimal merak ediyor olacak. Son bir aya girmeden önceki netlerin nasıldı ve sınavdaki netlerin nasıldı?
Ya TYT'de zaten bildiğin gibi 100 civarlarına çıkmaya çalışıyordum ben. Hatta size de diyordum işte 100 net üstü çıkarayım. İşte AYT'den full çekiyorum. Artık ne gelirse ilk bine girerim falan diyordum. İşte ama Sonra gitti 115 net ya. ben İnanılmaz. çok fazla TYT denemesi çözdüğüm için netlerim aşırı artmaya başladı. Ve ben de ya, şaşırtıcı bir durumdu benim için yani. Deneme çözerek arttığını fark ettim. Onun için sürekli deneme çözme rutinimi artırmaya başladım. Ve çok fazla artmaya başladı. Zaten onlar da sonuçları gördüğünde şaşırıyorlardı. Aynen biz Ben bayağı nasıl bu kadar yüksek biz hiç beklemiyorduk. Arkadaşlar Duran'dan ilk 100 beklemeye biz son 2 hafta falan başladık ama onun dışında ya hatta ben senden daha iyi gidiyordum falan böyle çalışıyorsun? Evet, Duran ben de öndeyim zaten artık aynı son 2 ay falan Duran bir atak yaptı. O yüzden hani Duran'ı dinlemeniz o yüzden bence çok önemli. Son 2 ay böyle çok güzel çalıştı ve netlerini çok fazla arttırdı. yani. Benim programım hakkında şunu diyebilirim size. Eğer konu eksiğiniz olduğunu biliyorsanız kesinlikle benim gibi bu kadar sık şekilde deneme çözmeyin ve deneme çözmeye de ısrarla devam etmeyin konu eksiğiniz olduğunu biliyorsanız. Çünkü deneme çözmenin amacı tamamen konu eksiğini görmek ve o konuyu birebir çalışmak. Yani baştan başlamak yerine konu eksiğini net olarak görüp ona çalışmak. Denemenin yararı bu. Bir de ek olarak sizin sınav anında senaryolar geliştirmenize yarıyor. Hangi sırada çözeyim, nasıl bu soruyu nasıl çözeyim demenize yarıyor. Ama amaç aslında asıl amaç konu eksiğinizi görmek. Onun için konu eksiğiniz varsa kesinlikle bu kadar sıklıkla deneme çözmeyin. Size tavsiyem bu benim. Peki Duran o kadar anlattın sabah fen denemesi sonra bir TYT branşları, TYT genel, AYT sonrasında kazanımlar gibi. Bunlar genel olarak kaç saat alıyordu? Şöyle bir ben 2-3 ay kala zaten soru sorulduğunda cevap veriyordum. Bir 6-7 saat civarı çalışabiliyordum. Çünkü çok fazla çalışasım gelmiyordu. Ama deneme çözmeye başladığımda böyle zaman akıyordu benim için. Onun için böyle 8-9 saatlere hatta gün gelince 10 saatlere falan çıkmaya başladım. Son bir ayımda onun için çok yoğun geçti böyle. Hiç zamanım falan yoktu. Sadece yemeklere çıkıyordum. Bir kahve içmeye falan çıkıyordum. 9-10 saatimi alıyordu günlük yaklaşık. Peki mesela şu özellikle son bir ay stres yönetimi ve motivasyon sağlama konusu çok herkesin sıkıntı yaşadığı bir konu. Ve Duran da bunu başarmış ki bu kadar güzel bir Evet. sıralama yapmış. Hatta sınav anı da bunu çok güzel başarmış. Peki bunu Duran nasıl başarmış? Ya stresli olmanız, şeyi düşünmeniz çok doğal. Ya mezuna kalırsam, bir senem daha giderse, arkadaşlarım üniversiteye giderken ben kalırsam ne yaparım diye düşünmeniz çok doğal ve bu çok stres yaratıyor. Gereksiz bir stres yaratıyor. Siz bunu düşünmek yerine işte arkadaşlarım üniversiteye giderse ben ne yaparım demek yerine ben elimden gelenin en iyisini yaparım. Çünkü bir ay çok uzun bir süre. Yani elinizden gelenin en iyi yaparsanız 10 saat, günde 10 saat, 11 saat çalışırsanız zaten siz içiniz rahat olur sınava girirken. Stresinizi yenmenizin tek yolu içinizin rahat olması. Eğer içinizde şöyle bir kuşku olursa, ben daha çok çalışabilirdim, ne yapacağım diye bir kuşku olursa o zaman stres yaparsınız. Eğer elinizden gelenin en iyisini yaptıysanız, günlerinizi verimli geçirdiyseniz zaten stres yapmanız için bir sebep yoktur sizin. Yani sınavdan kötü yapsanız bile moraliniz bozulmaz yani. Bir sene daha çalışırım dersiniz ya da Aynen. daha düşük bir yere girerim dersiniz. Çünkü elinizden gelenin en iyisi budur zaten. Onu bilerek girersiniz sınava. Aynen öyle. Yani siz yapmanız gerekeni yapın ve bunları yaparken de aralarda ya sınava çok az kaldı, yok konularım çok fazla, ya yetiştiremeyeceğim falan diye düşünürseniz hem veriminiz azalır hem daha saat çalışırsınız. Bu da sizin motivasyonunuzu bence bayağı azaltır. Evet. Hani o yüzden bunu düşünmek yerine çok çalışınca zaten o kendiliğinden gidecek. Evet, Aslında bir evet. bağlantılı bir nokta. Ya buraya cidden ekstra bir emek göstermeniz gerekiyor. Onun dışında Discord'umuza gelip de bizimle sohbet edip hani biz neler yapıyorduk falan gibi Evet. o şekilde de ayrıntılı bir şekilde konuşabiliriz. Çünkü size de bağlı olan bir şey stres. O yüzden Discord'umuza gelmeyi de unutmayın. Arkadaşlar genel olarak günlük programım hakkında ve rutinim hakkında konuşacaklarımız bu kadardı. Eğer sorularınız varsa veya video önerileriniz varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Ve bir sonraki videodan haberdar olmak için abone olun. Eğer videoyu beğendiyseniz de beğenmeyi unutmayın. Umarız yararlı bir video olmuştur. İyi çalışmalar, görüşmek üzere.